Yaşar Yaraş. Aynı zamanda yediğimiz Niyazi İlmi. Odak noktası haline gelen Balıkesir'de üretim yapan 165 fabrika ve 16.500 kişiye istihdam sağlar bir seviyeye yükselmiştir. Yani 7 yıllık süre içerisinde yaklaşık 4 katı büyüyen bir istihdam hacmi söz konusudur. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut olanda tahsis edilecek sanayi parseli kalmadığı için yeni sanayi parselleri oluşturabilmek amacıyla genişleme süreci başlatılmıştır. Yaklaşık 770 hektar, yani diğer bir ifadeyle 1,5 kat daha büyüyecek olan OSB'nin kamulaştırma süreci 3 etap halinde planlanmıştır ve çalışmalar devam etmektedir. OSB'miz tüm genişleme alanlarının tahsis edilmesi ve 5 ila 8 yıllık periyotta buralarda üretime başlanılması durumunda, ki hedefimiz budur ve bu hedefin gerçekleşme ihtimali %100'dür bize göre, alandaki toplam istihdam sayısı 40 bine ulaşacaktır ve Türkiye'nin örnek bir gelişim çizgisi izleyen belki de en önemli birkaç OSB'sinden biri haline gelmiş olacaktır. Genişleme faaliyetleriyle birlikte buradaki sanayi kapasitesinin yükselmesiyle birlikte mevcut arıtma tesisimizin yeterli gelmeyeceği öngörüsünden yola çıkılarak tam da zamanında yapılan bir yatırımla yeni atık su arıtma tesisimiz OSB'mize kazandırılmıştır. Planlanan tarihten 6 ay kadar önce sonuçlandırılarak 7 Temmuz 2022'de devreye alınmıştır. Bu da fevkalade güzel bir gelişme olmuştur. Böylece toplam arıtma kapasitemiz 13.300 metreküp kapasiteye ulaşmıştır günlük olarak. İhracatta süre gelen artışı desteklemek ve Gökköy Lojistik Merkezi ile demiryolu taşımacılığını daha cazip hale getirebilmek amacıyla Balıkesir OSB bünyesinde Gümrük Müdürlüğü'ne ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması ile ilgili çalışmalar başlatılmış ve yapım işine bu yılın 10 Mart 2022'de başlanan Gümrük Müdürlüğü binası yaklaşık 30 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olup yıl sonunda da bitirilmesi planlanmaktadır. 30 Mayıs 2022 tarihi itibariyle belirtilen geçici ofislerde de Balıkesir Gümrük Müdürlüğümüz Bursa Uludağ Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyete başlamıştır. Jandarma karakol binamızın yenilenmesi olmuştur. Güvenlik tabii ki her işin başında gelen bir süreçtir. Mevcut yerindeki alan yetersiz olduğu için son derece modern, bütün imkanlara sahip yeni bir karakol binası yapımı gerçekleştirilmiş. Önemli bir çalışma, sanayi ile kursiyerleri ve istihdam alanını birleştiren, buluşturan mesleki eğitim merkezimiz MESTEM. Fabrikaların nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB bünyesinde 2020 yılında mesleki ve teknik eğitim merkezi kurulmuştur. Şu ana kadar burada belge alan, sertifika alan 87 kursiyerimiz bölgemizdeki firmalarda işe başlamış durumdadır. Yani Balıkesir Organize Sanayi Mesleki Belgelendirme Merkezi Nisan 2021'de faaliyete başlamış, resmi olarak kurulmuştur. Bunun amacı da Türk standartlarından TÜRKAK nezdinde kalite yetkisi ve MYK Mesleki Yeterlik Kurumundan yeterlik yetkisi alarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak ve YBK olarak TÜRKAK ve MYK onaylı uluslararası geçerli olan belgelendirme hizmeti vermektedir. Kreşimiz var. Gündüz Bakım Evi, Neşe Fabrikası adında bir bakım evine sahibiz. Sanayideki kadın istihdamını artırmak amacıyla Annemin İşi Benim Geleceğim projesi kapsamında OSB bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Bakım Evimiz 110 öğrencisiyle eğitime devam ediyor. Dünya Bankası OSB kredilendirme projesine sunduğumuz 4 projemiz var. Bunların temel amacı Balıkesir Organize Sanayi'nin teknik fiziki altyapısını geliştirmek ve bölgenin modern bir altyapıya kavuşturulması, bununla beraber çevreye duyarlı, daha yeşil bir OSB hedefine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Altyapı imalatları, OSB içi elektrik şebekelerinin inşası, proses suyu için
ileri arıtma tesisi inşaatı, arıtma çamurları ve katı atıklar için termal kurutma tesisi inşaatı. Bu projelerimizin 2021 yılı Aralık ayı maliyetlerine göre toplam 140 milyon TL tutarında olduğunu ifade etmek istiyorum. Altyapı imalatları projemiz Dünya Bankası'ndan yapılabilir onayı almıştır. Projemizin ihale ve çevresel sosyal yönetim planı dokümanları hazırlanmakta olup en kısa sürede ihale işlemleri gerçekleştirilecektir. Diğer 3 projemizin ise fizibilite geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bir konaklama tesisi otel gerçekleştirilebilir. Bunu hedefliyoruz. Yine akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisleriyle ilgili bir projemiz var. Bir başka projemiz ticaret merkezi. Birinci kısım atölyeler içerecek burası. Yine ticaret merkezi ikinci kısım yapı market ve ofislerden oluşacak. Burada aynı zamanda banka şubeleri bulunacak. Bir lojistik bölge projemiz var. Tır park alanının iyileştirilmesi projesi var. Bütün bunlar da kısa zaman içerisinde hayat bulacak olan yönetimimizle birlikte karar altına aldığımız güzel gelişmeler. Balıkesir OSB buradaki iştirakçileriyle, en başta sanayicilerimizle gücümüzü onlardan alıyoruz. Valimiz, Büyükşehir Belediye'miz, iş insanlarımız, ticaret odamız, sanayi odamızla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük desteğiyle, en başta bakanlığımızın sağladığı imkanlar, ödenek ve yatırım gücüyle, aynı zamanda Gümrük Müdürlüğümüzün kurulması konusunda Ticaret Bakanlığımızın büyük desteğiyle, Büyükşehir Belediye'miz, sayın milletvekillerimiz, ilimizdeki bütün siyaset kurumunun aktörlerinin canlı ve dinamik destekleriyle ilimizin en dinamik gelişim gösteren alanlarından biri olmuştur. Ben bunu iftar ederek paylaşmak istiyorum. Baktığımız zaman OSB'ye Balıkesir'in gelişiminin bir iz düşümüdür ve heyecan uyandırmaktadır. Yaklaşık 6 kilometre boyunda duble bir yol çalışması yaptık. Buna birinci etap dedik. İkinci etap olarak acil kavşağını oradan İzmir yoluna bağladık. İnşallah üçüncü etap çalışmalarınızı belki görmüştür basın mensupları. Kazı ve dolgu çalışmaları başladı. Diş hastanesinin arkasına bağladığımızda şu anda organizedeki yol sorunu çözeceğiz. Arıtma tesislerine bağlantılarımız, bunun deplasesini Sayın Hüseyin Bekli, Sayın Vali Bey'in başkanlığında bunlar da oldu. Peyzaj çalışmalarımız var. Hiçbir zaman organizemize bize talep geldiğinde böyle bir şey bırakmıyoruz. Temizlik, maske çalışmalarımız, 2023 hedeflerimizde inşallah çalışan sayımızı 40 bine ulaştırarak bu başarıya biz de bir çorbada tuzumuz olursa ne mutlu diyoruz Büyükşehir adına. Özellikle ikinci etapın devreye giriyor olması, üçüncü etap Gökköy tarafının devreye giriyor olması, lojistik köyün burada oluyor olması, gümrüğün gelmiyor olması ve bunun gibi birçok yatırımlar Balıkesir'i daha üst kurbanlara taşıyacaktır. Birlik beraber içerisinde organizmimizi güzel yerlere getirdik. Daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. OSB'nin buraya gelmesinde geçmişten bu yana emeğe geçen tüm yönetim kurulu tüm şefsiyet üyelerimize, şu anda görev alan OSB müdürümüz ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yine danışmanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. Yine yüklenici firmamızın sağ olsunlar. Başladıkları işi yarım bırakmak değil, zamanında daha önce, daha hızlı yaparak bizleri de mutlu ettiler. Sanayicilerimizin hizmete soktular birçok tesisi. İnşallah bundan sonra da uçak artık kalktı. Daha hızlı bir şekilde daha iyi noktalara gider. Biz şu anda 1 milyar liralık bir proje yürüttük şimdiye kadar Sayın Bayi. Ve son olarak da güçlü sanayi, güçlü Balıkesir diyorum Sayın Bayi. Bravo. Yol kapatıldı, emniyete alındı.